Izchil Sharq Turkiston va Uyg'urlarning vaziyatiga ko'ngil bo'lib kelayotgan Zimiston to'rining xabarida bir yil burun kimligi noma'lum bir shohid tomonidan Sharq Turkistonning Qashqar viloyati Yakan noyisti tortilgan yig'ilish lagerga aloqador bir qism rasmlar oshkorlangan. Yig'ilish lagerlari Xitoy doiralari tomonidan qattiq kontrol qilinadigan bo'g'ishqa uzoqdan tortilgan bu rasmlarda ustiga tikanlik simlar o'rnatilgan egiz tomlar bilan qurshalgan lagerlarning yo'g'on temir darvozalari oldida navbat turayotgan qurolli askarlar yer olgan. İgilnişçe, Yakan noyisining 29 yezisining her biri de az degende birden ceza lageri bağı bulup, her birge 1000'den köp kişi kamalgan. Şunun bilen birge, xabarda lagerdeki xadimlarının olayda tarbiyelengenligi, asaslık vazifesinin tutkullarının mıngısını yuyup, Xitay komünistlerinin ideyesini sındırış ekenligi ta'kidlangan. Xitoyning Wuhan virusiga qarshi turish uchun Ispaniya va Chekka avatgan tekshirish uskunalarining sifatining yaxshi emasligi o'tirg'i chiqdi. Ispaniya va Chekdagi tajriba hollarida Xitoydan kelgan tekshirish uskunalarining sinab qilinganligi va ularning xatolik farqining 80% ga yetadiganligi bildirildi. Yevropa komitetining boshlig'i Ursula von der Xitoy hukumatining Wuhan virusiga taqobil turishga yordam berish maqsadida Yevropa ittifoqiga 2 million operatsiya maskasi, 200 ming nanotexnikalik maska va 50 ming tekshirish asbobi avatganligini bildirgan edi. Ispaniya tajribaxonalarida ishlaydigan mutaxassislar va mikrobiologlar Xitoydan kelgan va tez natija beradigan uskunalarning xato natija berganligini aytdi. İspaniya taratqulları bu üskünlərinin toğurluq nisbətinin 30% ikənligini xəbər qaldı. Çexdimi oxşaş əhval görülgən bulub, ciddi krizis yığındın keyin bayanat elan qığan mikrobiolog Paolo Svirkinova xatalıq nisbətinin 80% yetidiganlığını etdi. Ən yeni uçurlarga asaslanğanda Amerikada Wuhan virusu bilan yuqumlanğuçlar sani 81946-ga yetib, Xitoydan eşib ketdi. Amerika va Xitoydan keyin Italiya va Ispaniya yer aldı. Amerika prezidenti Donald Trump Aqsarayda Wuhan virusiga qarshi turish kunlik axborot e'lon qilish yig'inida yuqum ahvoli haqida to'xtaldi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishadiganligini bildirgan Trump Amerikadagi yuqumlanuvchilar sonining Xitoydan eshib dunyoda birinchi o'rinda turganligi haqida mundaq dedi. Meningcha bu bizning qanchalik ko'p tekshirish ilib bog'anligimizni ko'rsatdi. Xitoy virusiga aloqador Xitoydagi sonlarni bilmaymiz. Xitoyning tekshirgan yoki tekshirmaganligi haqida bir narsa deyish qiyin. Bir muxbirning nima uchun Xitoy virusi deyishni davomlashtirasiz degan savoliga Trump Meningcha bu virusni endi mushundaq deb atashining vaqti keldi deb javob berdi. Xitoyda o'tirg'i chiqqan yangi tipli Wuhan virusi munosabati bilan 20 davlat guruhi favqulodda boshliqlar yig'ini chaqirdi. Yig'inda virus ta'sirini eng tuvan chekka tushirish uchun 5 trillion Amerika dollari ajratib, bozorning harakatchanligini saqlash qarori chiqarildi. Dünya kün tertibinde birinci orunda turuvatkan bu vabağı karşı her kaysi devletle hemkarlık seginalı bədi. Vabağı karşı küreşte hemkarlık orun dışını xalaydıqallığını bildirgen rehberle yakın zamanda bu vabağı karşı dünyayı bir hareket ile biriliş gerekliğini təkidledi. Yığınığı katnaşkan Dünya Bankası başlığı Davut Malpes virusunun iqtisadi təsirigi qarta qoşumcu bir plan tayarlıqallığını bildirib, aldığımızdaki 15 ay içinde 160 milyard dollarlıq maliyyə yardımı təminləş üçün bir planını müdiriyyət heyetiga sundum dedi. Amerika dairələri Venezuela prezidenti Nicolas Maduro haqqında xalqaralıq zəhər ətkəsçiliyi cinayəti ilə bir ayibnamə tayyarladı, həm də Maduro'nun qolğa düşürülüşü və qolğa elinişi üçün məlumat bəgucilərə 15 milyon dollar mükafat verildiyi bildirildi. Amerika Taşkışlar Ministerliği elan kılınan yazma bayanatta Amerika Adiliya Ministerliğinin xalqaralıq zəhər ətkəsçiliyi çetişlik boğallığı səbəblik Venezuela Prezidenti Maduro və başqa bir qısım Venezuela əməldarları haqqıda əyibnamə tayarlanğallığı bildirildi.